Merhaba herkese. Bugün babamla Merlin kutusu açacağız. Merlin kutusu ne Defne? Merlin kutusu. Efendim merhabalar Sezgin, ben yeni bir bölüme daha hoş geldiniz. Gördüğünüz gibi bugün Defne ile beraber video çekeceğiz. Ben evdeyim. Videoyu çekerken o da bana yardımcı olacak. Ne yapacağız? Yurt dışından satın aldığım 4 parça bisiklet ürünü sizlere göstereceğim. Ve bu ürünleri döviz kurları bu kadar yükselmişken bile yurt dışından satın almak avantajlı oluyor mu? Fiyat olarak bize fayda sağlıyor mu? Ona bakacağız. Hemen vakit kaybetmeden ürünleri gösterelim istersen. Şöyle... Kutuyu açalım. İşte dediğim Merlin kutusu. Evet, bu. Merlin kutusu burada yazıyor. Şurada faturası var. İlk olarak al bakalım. Al hadi. Tamam, sırayla gösterelim. Olur mu? Lastiği de çıkaralım. Topi'nin 10 litrelik sele altı çantasını satın aldım. İki tane kırmızı suluk, hem babamın benim ve bir tane de iç lastik. Evet, iki tane Zeppelin kırmızı suluğunu, bir tane de Continental iç lastiği satın aldım. Aslında Merlin Cycle sitesine girme sebebim yeni aldığım MTB bisikletim ki önümüzdeki hafta onu sizlerle paylaşacağım, sizlere anlatacağım. MTB bisikletim için bikepacking çantaları satın almak idi ancak istediğim ölçüleri bulamadım. Sadece sele altı çantasını bulabildim. Siteye girmişken de bu kırmızı suluklar hoşuma gitti çünkü bisikletlerimin rengi de kırmızı. Bu iki tane kırmızı suluğu ve bir tane iç lastiği satın aldım. Bu 4 parça ürün için Merlin Cycles'a toplam 61.23 pound, umarım görünüyordur, şöyle ücret ödedim. Bu pound'un, bu toplam 61.23 pound'un karşılığı kredi kartından 632 TL ücret çekildi. Ürünleri kapıma kadar getiren PTT görevlisine de şöyle göstereyim, kutunun üstünde 83.80 ücret ödedim. Bu 4 parça ürün İngiliz web sitesi Merlin Cycles'tan kapıma kadar 715 TL'ye gelmiş oldu. Elinde ne var? Tüy. Nereden aldın o tüyü? Tam gösterebilirsin, soruyorum. Denizden almıştım. Deniz kenarından almıştım. Peki bu 4 parça ürünü Türkiye'den alsaydım ne kadar ödeyecektim? Bir de ona bakalım. Şu an ben bulamadım ama ben 29 Eylül'de bu ürünleri satın aldığımda Topic 10 litre sele altı çanta 640 TL, 639 TL'ye satılıyor idi. Continental'in MTB iç lastiğinin şu an güncel satış fiyatı 61 lira. Bu Sense Pro suluklar internette yok, bunların aynısı N11'de ve hepsi burada da. 650 ml suluk için 40 TL, 800 ml suluk için ise 60 TL desek, ben bu 4 parça ürünü Türkiye'den satın alsaydım toplam 800 TL ödeme yapmış olacaktım. Yurt dışından satın alarak 715 TL ödedim ve 85 lira daha az harcamış oldum. Yurt dışından ürün aldığınızda tabii ki ürünlerin kargo ücreti siteden siteye de değişiklik gösteriyor. Merlin Cycles'ın kargo ücreti 10 pound. Mesela Bike 24'ün 20 euro. Bike 24'ten alsaydım büyük bir ihtimalle aynı fiyata gelmiş olacaktı. Aklınıza hemen şöyle bir soru gelebilir. Diyelim ki bu ürünler hasarlı gelseydi veya herhangi bir problem olsaydı ne yapacaktım? Bu konuda benim şu ana kadar edindiğim tecrübe ki birçok bisiklet ürününü, hemen hemen hatta hepsini, şu arkadaki Defne'nin bisikleti, Ortlip çantalarım, Basil çantam da hep yurt dışından satın aldım. Problem yaşadığımızda Türkiye'deki firmalar bize nasıl davranıyorsa emin olun yurt dışındaki firmalar da öyle davranıyor. Kastettiğim şey şu: herhangi bir problem yaşasaydım bu ürünlerle ilgili veya yaşarsanız, İngilizceniz varsa mail yoluyla kendileriyle iletişime geçtiğinizde hemen bu hatalarını telafi ediyorlar. Herhangi bir sıkıntı yaşamazsınız. Ben genelde Bike 24'ü kullanıyorum. Merlin Cycles'ı kullanabilirsiniz, Wiggle'ı kullanabilirsiniz. Bu sitelerden şu ana kadar yaptığım alışverişlerde herhangi bir problem yaşamadım. Diğer bir konu ise yurt dışından alışveriş yaptığınızda kredi kartına taksit imkanının olmaması. Ben bunları N11'den satın alsaydım kredi kartıma taksit yapabilecektim ama bunları tek çekim ödemek zorunda kaldım. Ancak bazı bankaların mobil bankacılık üzerinden ücretsiz taksit imkanı sağlıyorlar, biliyorsunuz. Yine mobil bankacılıktan harcama yaptığımız bankanın sitesine girerek de eğer bize o imkanı sağlıyorsa kredi kartına taksitle bu ürünleri almış oluyoruz. Alabiliriz, taksit yapabiliriz. Merlin Cycles'tan eğer ben bu videoyu izledikten sonra, benim anlattığım bu videoyu izledikten sonra alışveriş yapmak için girerseniz
Sitede fiyatların TL olarak da karşılığını görebilirsiniz. Ancak TL olarak baktığınızda fiyatlar gerçekten çok düşük. Ona aldanmayın. En son alışveriş kısmına geldiğinizde pound olarak size bir fiyat veriyor. Mesela buradaki pound 61.23 TL karşılığı 535 tahmini fiyat vermiş. Ancak bu 61 pound'un güncel Türkiye'deki TL karşılığı neyse sizin kredi kartınızdan da o parayı çekiyor web sitesi. Mesela benim 29 Eylül'de bu ürünleri aldığımda pound 10 lira civarıydı. O yüzden benim kredi kartımdan 632 TL çekim yapıldı. Son bir konu ise bu ürünler Türkiye'ye ne kadar zamanda geliyor? Pandemi dolayısıyla İngiltere'den gönderilen bu ürünler Hollanda'da takıldı. Bayağı bir bekledi orada uçak seferlerinin Türkiye'ye fazla olmaması sebebiyle. Benim evime toplam 17 günde bu ürünler geldi. Ancak normalde aşağı yukarı ortalama bir hafta gibi bir sürede İngiliz veya Alman web sitelerinden satın aldığınız ürünler Türkiye'ye geliyorlar. Son olarak şunu söyleyeyim. Mesela Zefal'in bu sulukları gibi Türkiye'de bulamadığınız istediğiniz renkteki ve modeldeki ürünleri az önce söylediğim sitelerden gönül rahatlığıyla satın alabilirsiniz. Herhangi bir problem de yaşamazsınız. Ve döviz kurları bu kadar yüksek olmasına rağmen bile hala da yurt dışından nasıl oluyor bilmiyorum ama ürün almak fiyat avantajı sağlıyor bizlere diyeyim ve videoyu bitirelim. Senin son olarak söylemek istediğin bir şey var mı? Bye bye. Başka bir şey diyeyim? Yok. Yok. Biz de bye bye diyelim. Hep söylüyorum kendinize ve sevdikleriniz için lütfen sağlığınıza çok dikkat edin. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bye bye.